saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'dasınız efendim. Ben Dilek Gül. Yaklaşık bir saat boyunca dünyada yaşanan gelişmelere pencereler açacağız. Yansımalarına, özellikle de bizi ilgilendiren kısımlara birlikte bakacağız. Ama önce editörüm Mehmet İlkay Özer'le neyi manşete çekmişiz? Gelin birlikte bakalım. Yönetmenim Kadir göndersin ilk başlığımızı. Şimdi dünyanın iki coğrafyasında da Türkiye'yi de her bakımdan ilgilendiren çok farklı noktalarda savaşlar, çatışmalar var ve bunların dozajı artıyor. İsrail, Lübnan'daki saldırılarının şiddetini arttırırken özellikle ortaya çıkan kara harekatını dünya konuşmaya başladı. Haliyle endişeliler. Peki ABD başta olmak üzere birçok ülkede özellikle İsrail-Lübnan arasında 21 günlük bir ateşkes çağrısında bulundu. Bu çağrılar işe yarar mı? Özellikle ateşkesin yolu nereden geçiyor? İlerleyen süreçte Orta Doğu'yu nasıl konuşacağız? Bunlara birlikte bakacağız. Evet, sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel inovasyon göstergeleri 2024 yılı raporu tanıtım etkinliğine bir video mesaj gönderdi. İnovasyon alanında gelinen noktaya dikkat çekti. Küresel inovasyon endeksi yol haritası yenilikçi ekonomik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacak dedi. Bakalım açıklamalara. Saygıdeğer katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Nazik daveti için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Direktörü Derin Tenge ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnovasyon alanında yıllar içerisinde geldiğimiz seviyeden iftihar ediyoruz. Adım adım hayata geçirdiğimiz vizyon sayesinde küresel yenilik endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükselmiş durumdayız. Keza insan sermayesi ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar alanlarında üst orta gelir grubu ülke ortalamasının üzerinde yer alıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumumuz yürüttüğü çalışmalarla önde gelen marka ve endüstriyel tasarım göstergelerinde ilk sıralara yükselmiştir. Hiç şüphesiz bu başarılar Türkiye'nin dinamik ve güçlü bir yenilik ekosistemi oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bu yıl yayımladığımız 2024-2026 Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Yol Haritası, bu alandaki yatırımları teşvik ederek yenilikçi ekonomik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacaktır. 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planımızdaki hedeflerden biri de küresel yenilik endeksinde en iyi 10 ülke arasında yer almaktır. Milli teknoloji hamlesi yaklaşımımızla bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz. Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ediyoruz. Ev sahipliği yaptığımız en az gelişmiş ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Küresel İnovasyon Endeksi 2024'ün yayımlanması dolayısıyla en içten tebriklerimi iletiyorum. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ile işbirliğimizi ilerletme ve küresel yenilik ekosisteminde daha üst sıralarda yer alma noktasında kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla. Peki, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının hemen sonrasında dünyaya bakmaya devam edelim. Şimdi Zelenski 79. BM Genel Kurulu açılışında kürsüye çıktı ve bir kez daha Batılı müttefiklerinden destek istedi. Rusya'nın güç kullanılarak dize getirilmesi gerektiğini söyledi ama hatırlayacaksınız 3 aydır bahsettiği bir barış planı vardı. Ona hiç değinmedi bile. Haliyle bu açıklamalardan yola çıkarak dünya şöyle dedi. Zelenski diyor ki barış yok,
savaşa devam. Peki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ne yaptı bu açıklamalar sonrasında? Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında hemen kameraların karşısına geçti. Ve özellikle Moskova'nın nükleer silah kullanımı için belirlediği doktrinde yaptıkları güncellemeyi paylaştı. Buna göre şöyle dedi Putin, önemli ifadeler. Moskova nükleer güce sahip olmayan bir ülkenin, yani nükleer gücünüz olmayabilir. Ama nükleer güce sahip bir ülke desteğiyle Rusya'ya saldırması durumunda bunu ortak saldırı olarak değerlendirecek. Yani dedi ki belki Ukrayna'nın buna dair bir gücü yok ama kim ki nükleer desteğe sahip ve Ukrayna'ya destek veriyorsa bu bizim için artık ortak saldırı. Tabii Putin'in bu açıklamaları Ukrayna'nın batıdan aldığı o uzun menzilli füzeleri Rus topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanma yönünde hatırlayacaksınız müttefiklerinden onay almaya çalıştığı bir dönem var. İşte tam da bu dönemde gerçekleşti. Ukrayna'nın dediğim gibi nükleer gücü yok ama ABD ve diğer nükleer güce sahip ülkeler tarafından askeri olarak desteklenen bir Ukrayna var. Putin'in nükleer silah koşulları ile ilgili açıklamalara Ukrayna'dan ilk tepki de geldi. Zelenski'nin özel kalemi bir açıklama yaptı. Dedi ki Rusya'nın dünyanın gözünü korkutmak için nükleer şantaj yapmaktan başka elinden bir şey gelmediğini söyledi. Ama dünya basını Putin'in şu son açıklamasını bu kez bir şantaj olarak görmedi. Aksine şimdiye kadarki en güçlü uyarı diye atıldı manşetler. Mesela İngiliz The Guardian gazetesine göre gelen bu son açıklamalar Putin'in batıya yönelik en güçlü uyarısı oldu. Aslında Putin nükleer tehdidi daha önce de gündeme getirmişti. Bu yeni değil elbette ama Ukrayna'ya destek veren Avrupa ülkelerini uyardı bu kez. Rusya'nın Avrupa kıtası ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin elindekilerin toplamından daha çok taktik nükleer silaha sahip olduğunu söyledi. Ve aslında bir kez daha Putin batılı ülkeleri uyararak kendilerine yönelik hava ve uzay saldırısına karşı nükleer silah kullanabileceklerini söyledi. Şimdi bu nükleer meselesi çok tartışılıyor. Esasında hatırlayacaksınız 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana nükleer silaha sahip ülkeler caydırıcılık politikasıyla hareket ediyor. Ne demek bu? Kim nükleer silah kullanırsa karşı tarafla birlikte kendisini de yok eder. Ama bazı taktik nükleer silahlar daha küçük, savaş başlığına sahip ve özellikle yaygın radyoaktif serpintiye neden olmadan belirlenen o hedefleri vurmak üzere tasarlandı. Şunu bir konuşalım istiyoruz. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Ali Tekin bizlerle beraber olacak. Yönetmenim Kadir de göndersin görelim hocamızı ekranda. Hocam hoş geldiniz HT360'a selamlar. Merhaba Dilek Hanım, hoş bulduk. Çok mersi. Şimdi biz Putin'in açıklamalarını gerçekten yakından takip ediyoruz HT360 olarak. Sık sık bu benzerde açıklamalar yapıyor ama ben böyle işte bir AP'ye baktım, The Guardian'a baktım falan. Bu kez başka deniliyor bu uyarı için. Uluslararası manşetler böyle atılmıştı. Siz nasıl yorumlarsınız? Gerçekten rutin o olağan uyarılarını ya da tehditlerini tırnak içinde devam mı ettiriyor? Yoksa başka bir denklem mi kuruyor artık? Evet, gerçekten cevap verilmesi kolay olmayan bir soru tabii. Çünkü biliyoruz ki Rusya'nın politikaları büyük ölçüde Putin'in zihninde ne olduğu belirliyor. Dolayısıyla bir kişinin zihninden geçenleri de her zaman anlayabilmek pek mümkün değil. Şimdi tabii buna iki açıdan bakabiliriz. Birincisi Rusya'nın da daha önce bir takım kırmızı çizgiler belirterek ve bu kırmızı çizgilerin geçilmesi durumunda nükleer silaha, taktik nükleer silaha başvuracağını daha önce de açıklamıştı. Evet. Bunlardan bir tanesi örneğin Rus topraklarına saldırı olması durumunda. Yani batıdan alınan silahların Rus topraklarında kullanılması durumunda bu nükleer opsiyonun masada olacağını Putin daha önce de ikaz etmişti. Ama biliyoruz ki Rusya, Putin hem Kırım'ı hem de Ukrayna'daki dört vilayeti diyelim, kendisinin bir parçası olarak ilan etti. Yani orası da artık Rusya toprakları. Ve hem Kırım'da hem de bu diğer bölgelerde aslında Ukrayna batıdan almış olduğu silahları bugüne kadar kullandı. Dolayısıyla aslında Putin kendi çizdiği kırmızı çizgiyi bir nevi pembeleştirmiş ve görmezden gelmiş hale geldi. Şimdi tabii bu defa durum biraz daha farklı diye düşünenler var. Çünkü artık
özellikle İngiltere'den ve Amerika'dan uzun menzilli çok etkili silahlar devreye girmek üzere. Zelenski de bunun kampanyasını yapmak üzere bu ülkelerle sıkı bir görüşme trafiği yürütüyor. Ve bu uzun menzilli füzelerle artık sadece Rusya'nın işgal ettiği bölgelerdeki Rus güçlerini değil, Rusya'nın içerilerindeki bir takım askeri tesisleri vurabilmeyi istiyor Ukrayna. Hı hı. Bu silahlar gerçekten çok daha etkili olan silahlar ve Ukrayna bunu yapabilir. Dolayısıyla Rusya burada savaş dinamiği içinde gerileceği ve Ukrayna'dan belki de bir yenilgiyle sonuçlanabilecek olayların tetiklenmesinden korktuğu için aslında Putin burada çok yüksekten bir blöf yapıyor. Yine blöf diyorsunuz o zaman Ali Bey. Siz blöf olarak görüyorsunuz. Büyük ölçüde blöf olduğunu düşünüyorum. Ama burada bir nokta var. Genellikle bu tür liderler, Putin gibi liderler, otokratik özellikleri ön planda olan liderler, rejimlerinin ayakta kalmasını çok önemserler. Yani burada Rusya'nın bir devlet olarak belki bir tehlike altında olmadığını düşünebiliriz. Sonuçta Ukraynalılar kendi ülkelerini savunuyor. Her ne kadar Rusya işlerini bombalamak isteseler de. Ama Putin kendi iktidarını kaybetme korkusuyla da yaşayan bir liderdir doğal olarak, otokrat bir lider olarak. Dolayısıyla bir Ukrayna'da yenilgi durumunda ya da o imajın yaygınlaşacağı bir kamuoyu nezdinde Putin zor duruma düşeceğini hesaplıyor. Ali Bey, o imaj yaygınlaşmadı mı zaten çok uzunca bir süredir? Nasıl yorumluyorsunuz onu? Yani zaten var olan açıklamalar o imaj üzerinden gelmiyor mu sizce? Aslında şöyle, dış kamuoyunda aslında Ukraynalıların başarmış olduğu bir şey olduğu görülüyor dünya kamuoyunda. Yani sonuçta hani underdog dedikleri geriden başlayan bir aktör durumundaydı Ukrayna. Ve birkaç gün içinde Ukrayna'nın tamamen Rusların kontrolüne geçeceği söyleniyordu. Ama hiç beklenmeyen muazzam bir karşı direniş gösterdiler ve Rusya'yı da geriye doğru püskürtmeyi başardılar. Elbette şimdi Doğu Ukrayna'da Ruslar muazzam asker sayısıyla ve askeri güçle bir nevi askerlerini de neye mal olduğunu da gözetmeden cepheye süren bir Rusya var ve bir takım kazanımlar ediniyor yavaş da olsa. Ama bu kazanımlar çok hızlı kazanımlar değil, yavaş kazanımlar. Diğer taraftan Ukrayna'nın Kursk bölgesinde gerçekten çok hızlı bir şekilde orayı işgal etmesi tabii ki. Yani bugün aslında Ukrayna bir diğer kırmızı çizgiyi de geçmiş durumda. O da nedir? Rusya toprağını, yani hakiki Rusya olarak denebilecek Kursk bölgesini Ukrayna askeri işgal etmiş durumda. Putin bunu önemsizleştirmeye çalıştı. Önemsiz bir olgu gibi ortaya koydu. Yani bir başka kırmızı çizgisinde aslında Putin kendisini silmiş oldu. Şimdi bütün bunlar dikkate alındığında Putin'in blöf yapıyor olma olasılığı bence daha yüksek. Ama bunun garantisini şahsen veremem. Evet. Şimdi mesela ekranda gösteriyoruz. Belki buradan biraz daha yakından görebiliriz. Ben de anlatmış olayım. Dedim ya hani Rusya esasında çıkıp diyor ki ben dünyadaki işte bu nükleer silaha, yani dünya dağılımına baktığınızda daha fazla sahibim diyor. 5889 nükleer silahtan bahsediyoruz, nükleer başlıktan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam 5244 dolaylarında. İngiltere'ye bakalım 225, Fransa 290. Aslında ki dünyadaki toplam nükleer silah sayısı 12.512 diyebiliriz. Şimdi Rusya ile şöyle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu dağılıma ya da farka baktığımızda aslında şunu sorabilir miyiz Ali Bey? Merak ediyorum ben. Rusya'nın bu tehdidi Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan bir tehdit ya da işte blöfse, adını siz blöf olarak koyuyorsunuz diyebilir miyiz? Evet, Amerika'ya da bir tehdit var burada, gayet örtük de olsa. Ama özellikle Avrupa ülkelerine karşı daha büyük bir tehdit var gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Polonya gibi bir takım ülkelerle Rusya'nın arası oldukça kötü. Yine yeni NATO üyesi olan Finlandiya ve Romanya da bu nükleer şemsiye altında şu an. Ve bu ülkelerde de tehdit algısı oldukça yüksek, Rusya'dan gelen askeri tehdit, nükleer tehdit de buna dahil. Ama şunu da söylemek lazım. Evet, Rusya'nın elinde fazlasıyla nükleer silahlar var. Hatta şimdi burada büyük nükleer silahlar aslında yeterince her tarafta var. Pek çok ülkede var.
Evet. Ama taktik nükleer silah dediğimiz daha küçük ölçekte kullanılabilecek doğrudan nükleer hedefe silahlar vuran, bakımından. Evet, öyle değil mi? Rusya daha fazla silaha sahip. Ama aslında günün sonunda nükleer caydırıcılık dediğimiz olgu zaten silahların sayısından çok. Çünkü bazen öyle bir şey ki yani birkaç nükleer silah örneğin Moskova bölgesini ya da Washington'u yerle bir edebilir. Dolayısıyla sayının çok yüksek olması çok bir anlam ifade etmeyebilir nükleer caydırıcılık bakımından. Burada sadece Rusların daha mevzii olarak taktik nükleer silah denilen, siz de biraz önce başta belirttiniz. Yani nükleer serpintisi az olan, dolayısıyla da belki çok sayıda insanı öldürmeyen, dolayısıyla da uluslararası tepkinin de görece daha düşük olacağı bir takım nükleer kullanımlar Rusya yapabilir mi? Bunu yapabilir. Ama bunu yapmadan önce de yine bunun bir takım sinyallerini verecektir Rusya. O dönemde tabii ki büyük bir reaksiyon gelişir Rusya'nın bunu yapmasını engellemek için. Araya giren örneğin Çin gibi, Hindistan gibi bir takım ülkeler de olur. Yani burada bu Rusya'nın bir nükleer silah kullanmasının sadece çok büyük bir bölgede yıkım yapıyor olması değil. Onun da ötesinde bu psikolojik bir bariyerin, yani 1945'ten bu yana kullanılmayan bu silahların ve bir tabu haline gelmiş olan nükleer silah kullanımının harekete geçirilmesi, bir tabunun ortadan kaldırılması ve bu başlayan bu dinamiğin nerede duracağının da kestirilememesi gerçekten büyük bir şok olur Ali dünya Bey, için. Elbette öyle. Şunu da merak ediyorum mesela ben. Şimdi bu nükleer doktrinini yenileyen bir Rusya'dan, Moskova'dan bahsediyoruz. Bu zamana kadar, evet, bir canlı bağlantıya gideceğiz, sonra devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da konuşuyor efendim. Bir dönelim oraya. Peki, Murat Kurum'un açıklamalarını ekranımıza taşıdık ve devam edelim. Rusya-Ukrayna konuştuk biliyorsunuz. Hemen sonrasında bir de İsrail-Hizbullah'a bakacağız. İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hedefli saldırılar düzenlediğini ve saldırıda üst düzey Hizbullah komutanının hedef alındığını duyurdu. İsrail ordusu Dahiye'deki bir noktaya 3 kez saldırı düzenledi. Ve İsrail ordusundan yapılan bir yazılı açıklama var. Üst düzey Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi bu açıklamada. İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada da Lübnan Suriye sınırının doğusunda ve kuzeyindeki 8 ayrı noktaya Hizbullah'a silah kaçırmak için kullanıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Yine Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek el-Hirmil bölgesine düzenlenen saldırıda da Suriyeli işçilerin kaldığı bir bina vurulmuş, 23 kişi hayatını kaybetmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı verileri var, en sağlıklı bilgileri de oradan alıyoruz. Pazartesi gününden bu yana İsrail'in hava saldırılarında 657 kişi hayatını kaybetti. Böyle açıkladı Lübnan Sağlık Bakanlığı efendim. O zaman şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma ve gerginliğin tırmanması üzerine geçici ateşkes çağrısı yaptı. 12 imzacı var. Kim bunlar? Hemen şöyle de yansıttık. Başta Amerika Birleşik Devletleri var. Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar var. Şimdi diyeceksiniz ki bu ülkeler ne diyor? Bu ülkeler diyor ki, diplomatik çözümlere imkan tanıyacak bir 21 gün istiyoruz sizden, bir süre istiyoruz ve bu 21 günde diplomatik çözümlere odaklı görüşmeler yapacağız diyor. Ve yaptıkları ortak bir açıklama da var. Bu açıklamada da ne İsrail ne Lübnan halkının çıkarına olan geniş bölgesel çatışma riskinin kabul edilemez olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Biden ve Macron'un ortak açıklamasında güvenliği ve sivillerin evlere dönmesini sağlayacak bir durulmanın zamanının geldiği kaydedildi. Böyle bir açıklama var. Özellikle de sivillerin evlerine dönüşü vurgulandı. Ve Biden Beyaz Saray'da yaptığı kısa açıklamada Avrupa'dan olduğu kadar Arap ülkelerinden de destek gelmesinin savaşın yayılmasına karşı önem arz ettiğini söyledi. Özellikle de Gazze'de hatırlayacaksınız, neden Arap ülkeleri sesini çıkarmıyor diye çokça sormuştuk. Herkes de bu konuyu merak ediyordu. Böyle bir vurgu var Biden'ın açıklamasında. Ama İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın ülkenin
kuzey sınırındaki Lübnan'ı kastederek kuzeyde ateşkes olmayacak gibi bir ifadesi var. Özellikle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu ateşkes çağrısını kabul ettiğine dair iddialar vardı. Böyle bir iddianın doğru olmadığı söylendi ve tüm gücüyle savaşmaya devam etmesini söyledi Benjamin Netanyahu kendi ordusuna dedi. Ve yine ofisinden yapılan açıklamaya göre dün gece yapılan ateşkes çağrısına da Netanyahu yanıt vermedi. Şimdi esasında hatırlayacaksınız Nasrallah ne demişti? Bu roket atışlarının durdurulması için Gazze'deki çatışmalar durmak zorunda. Önerilen bu 21 günlük diplomasi trafiğinde Gazze'de olmalı ki Lübnan'da karşılıklı saldırılar dursun, siviller evlerine dönebilsin. Nasrallah'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar buydu. Yani bu saldırıların durması için Gazze'yi işaret ediyordu. Şimdi biz aslında HT-360'da geçtiğimiz günlerde ne demiştik? İsrail nokta operasyonlarıyla Hizbullah'ın en önemli isimlerini hedef alıyor. Şöyle LED'e yansıtmak istedik. Hasan Nasrallah'ın yakınındaki isimlerden bahsediyoruz efendim. Tabii bu kadar yakınında olan isimlerin suikastle öldürülmesi şöyle soruları doğurdu. Hedefte Nasrallah mı var? Bu ne kadar mümkün olabilir mi? Ve görüyorsunuz İbrahim Akil'i vermiştik. Fuat Şükür zaten çok önemli bir isimdi. Hizbullah'ın en üst rütbeli komutanlarından biriydi. Ali Karaki'ye geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk ve Vehbe yine HT-360'da özellikleriyle anlattığımız bir isimdi. Vissamel tabi Rıdvan Birimi komutanı ve örgütün Güney Lübnan'daki operasyonlarından sorumluydu. 9 Ocak'ta öldürüldü İsrail operasyonlarıyla ve burada yine kendisi suikastla öldürülen bir isim oldu. Talip Sabi Abdullah'a bir bakalım. Belki bunları yeni olarak vermek lazım. 12 Haziran'da hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Şimdi ne yapalım? Bir sıcak bölgeye gidelim. Çetin Er takipte. Bir Çetin Er'e soralım. Bugünün gündeminde neler var, neler yok? Ve ortak grubu da yazmış saldırının yapıldığı yere yakınım diye. Çetin Er, hem bulunduğun yeri merak ediyorum. Neresi ve neler anlatırsın bugüne dair? Direkt saldırının yapıldığı yere yakın değiliz. Tam ağzındayız, tam dibindeyiz. Hemen gösterelim şöyle. Şu anda yaklaşık 40 dakika önce İsrail uçakları şu an karşınızda görmüş olduğunuz binayı vurdular. Şu ana kadar bize ilk gelen bilgiler, bu vurulan binada bir kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 kişi de yaralı. Ama tabii şimdi benim buradan görebildiğim 4 tane daire bu saldırıdan etkilenmiş. Dolayısıyla diğer dairelerden çıkan yaralı, ölü var mı? O konu henüz belirsiz. Bu arada ben hemen kameraman arkadaşıma göstereyim. Hizbullah taraftarları. Şöyle buradan başlayalım. Hizbullah taraftarları ön saflarda, herhangi bir şekilde kimsenin bu alana girmesine izin vermiyorlar. Sadece Hizbullah'a yakın ve Hizbullah'ın akredite ettiği gazeteciler gelebiliyor. Biz de buraya gelir gelmez akreditasyon almıştık bu bölgeye girebilmek için. Neden bu bölge diyorum? Çünkü bu bölge Dahiye bölgesi ve Lübnan'ın en kalabalık ve dairelerin, binaların iç içe geçtiği bir yer ve aynı zamanda bura Hizbullah'ın kalesi. Yani Hizbullah dışında hiç kimse bu gettoda yaşamıyor. Bu getto, bu bölge tamamen Hizbullah'ın denetiminde, asayişiyle, gücüyle ve daha bizimle beraber az önce buraya Lübnan ordusu, Lübnan askerleri girdi. Şimdi tabii yardım ekipleri bekleniyor. Bir kişinin, tekrar söyleyeyim, öldüğünü biliyoruz. 3 kişinin de yaralandığını biliyoruz ama yardım ekipleri, arama kurtarma ekipleri, şimdi görüyorsunuz belki, arkadaşım da gösterebilirse, yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii buradaki arama kurtarma ekipleri de tamamen Hizbullah mensuplarından oluşuyor. Yani dışarıdan herhangi bir, evet. Caner, kameraman arkadaşıma sesleneyim. Göstersin burada. Arama kurtarma ekibi olarak da yine Hizbullah'ın kendi mensupları giriyor. Yani herhangi bir şekilde dışarıdan kimseyi almıyorlar. Şu an görmüş olduğunuz siyah kıyafetli grup burada Hizbullah'tan oluşan grup ve onlar şimdi birazdan binaya girecekler. Tabii binada
girmeden önce Dilek, bizim bulunduğumuz noktada elektrik kabloları var. Şöyle biraz havaya kaldıralım Caner. Bu elektrik kablolarını önce kontrol altına aldılar. Çünkü evet, daha şimdi yeni ambulanslar gelmeye başladı. Henüz ambulansları buraya sokmaya başlayacaklar. Evet, ambulanslardan 3 tanesini getirdiler. Yani böylelikle ambulanslardan önce bölgeye intikal etmiş olduk. Onu da hemen belirtelim. Zor bir bölge. Bu bölgeye girmek çok sıkıntılı. Dilek, Hizbullah'ın burada neredeyse dahiyenin her noktasına, her girişinde büyük bariyerleri var. Büyük giriş kapıları var. Bu kapılardan geçseniz bile burada her noktada motosikletli Hizbullah mensupları sizin önünüzü durdurup kesebiliyorlar. Pasaportlarınızı sorabiliyorlar. Bir kez daha izin alıyorsunuz. Bir kez daha telefonlar açılıyor. Ve her sizi tutan bıraktıktan 10 dakika sonra bir daha benzer bir durumla karşılaşıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, Dahiye semtinin dışından buraya gelmek bile bir zaman alıyor ama bir süre sonra onlar da artık göz aşinası oluyor. Biz de gelip gidiyoruz. Perşembe gününden beri, ki tam bir hafta oldu bugün, biz her gün düzenli bir şekilde buradaki patlamalara, buradaki çatışma alanlarına girip çıktığımız için biraz daha rahat girdik diyebiliriz. Şu an kompresörler çalıştırılmaya başlandı. Bu kompresörler kolonlar ve kirişlerin arasında herhangi bir canlı kaldıysa bu nedenle kullanılıyor. Lübnan askerlerinin sayısı da arttı. Geçen 5 gün önce yaptığımız yayında direkt Hizbullah mensupları buraya, açık söylemek gerekirse, Lübnan ordusunu almamışlardı. Bugün almaya başladılar. Bir taraftan da gösterirse arkadaşım, kimlik kontrolü yapıyorlar. Yani sadece Hizbullah mensubu olmak yetmiyor. Hizbullah'a mensup olduğuna dair evrakı da göstermesi gerekiyor şahısların. Aksi takdirde eğer karşılıklı birbirlerine güvenmiyorlarsa almıyorlar. Tabii önemli bir nokta. Peki. Şimdi tabii bir taraftan da halkta da bir endişe var. Bu endişenin nedeni de Dilek, ikinci bir saldırı olur mu? İkinci bir saldırı, çünkü bir saldırı gerçekleştiği an buraya da çok sayıda Hizbullahçı birikiyor. Çok sayıda Hizbullahçı geliyor. Tabii yukarıdaki kişinin muhtemelen lider kadrosunda olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadar İsrail hava harekatlarında ve hava saldırılarında hep lider kadroya hedef almıştı. Şimdi göreceğiz. İlerleyen saatlerde açıklama yapacaklardır. Şimdilik sözü sana bırakıyoruz. Çetin'en çok teşekkür ederim. Hem sana hem Caner'e. Önemli bir an. Önemli görüntüler bunlarda. An beyan tanıklık ediyoruz. Stüdyoda Nevzat Çetin bizlerle beraber. Nevzat Çiçek, özür dilerim ya. Çetin'en orada ya. Ben de bazen karıştırıyorum. Çok kusura bakma. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ahmet Hocam, hoş geldiniz ST360'a. Selamlar. Teşekkür ediyorum kıymetli Dilek Gül, iyi yayınlar diyorum. Çok sağ olun. Nevzat Çiçek'e de selamlar. Selamlar hocam, izniniz olursa stüdyodan başlayacağım, sonra size geleceğim. Dahiye'yi gördük. Evet. Büyük bir ihtimalle dedi ki aslında üst düzey bir komutan. Ben ismini söyleyeceğim komutan. Sana şimdi. Var mı? Yani bir evet, eline geçen bilgi var. Vesaire teyitliyse eğer. Hani... İHA sorumlusu Ebu Salih Kod adı. Ali Hüseyin. O olduğu ifade ediliyor. Ali Berçi. Evet, o isim olduğu ifade ediyor ama resmi olarak doğrulanmış değil, onun altını çizelim. Fakat hedef olarak o. Şimdi Çetin Er söyledi. Ben de o bölgeyi çok iyi biliyorum. Onun ön tarafı çok işlek bir cadde. Yani dolayısıyla o zaten Hizbullah'ın... Merkezi bir yer. Yani. Çok çok merkezi bir yer. Zaten o bölge gerçekten hani gitmesi zor bir bölge. Yani Allah kolaylık versin Çetin Er'e, diğer arkadaşlara. Çünkü otorite olmayınca herkesin herkesten şüphelendiğini, ki Çetin Er söyledi yayında. Yani Hizbullah mensubu güvenmediği, bilmediği, aşina olmadığı Hizbullah mensubuna kimlik soruyor. Ve bu coğrafyada şöyle bir sıkıntı var Dilek. Yani en ufak bir şeyde ajan olarak suçlanmanız da cabası. Evet. Öyle bir şey tarafı var. Dolayısıyla o bölge Hizbullah'ın ana kalesi. ve İsrail Beyrut'un içine yaptığı bütün bombardımanlarda Hizbullah'ın üst yöneticilerini hedef alıyor. Yani bir istihbarata dayalı olarak geliyor. Şimdi birazdan konuşacağız. Bir istihbarata da dayalı olarak diyorsun, değil mi? İstihbarata dayalı olarak kesin geliyor. Şimdi yani. Bak görüyorsun. Hedefler zamanında vuruluyor mu? Bak binayı görüyorsun. Biraz önce tabloyu verdin. Yani Nasrallah dışında neredeyse o lider kadro içerisinde bombalanmayan, öldürülmeyen kimse kalmadı ve bunların tamamı istihbarat üzerine geliyor. Çünkü Hizbullah'ın şeyini hepimiz biliyoruz. Yani mesela Hasan Nasrallah'ın güvenliği meselesinde
Onunla görüşmeye giden en son Hamas heyeti mesela gitmişti. Onun anlatımları vardı. Daha önce giden gazeteci arkadaşlar vardı. Siz Lübnan'a gittiğinizde herhangi birisi hedefse, mesela en son ben Adalet Bakanı'yla görüşmüştüm eski. O hedefti, kaç bina geçiyorsunuz, sığınaklar vesaire. Dolayısıyla şimdi Hizbullah'ın bölgesinde, Hizbullah üst liderlerinin hareket alanını, yani mesela şimdi bu bölge gitti mesela Suriye sınırına vurdu. Hani diyorsunuz tamam. Ama şimdi tam yerinde, yani tam merkezinde vuruyor. Dolayısıyla da bu ciddi bir istihbaratı beraberinde getiriyor. Biraz önce arkadaşlar, bizim orada bir muhabir arkadaşımız var. Haber yaptırmıyoruz çünkü annesini almaya gitti. Orada mahsur kaldı. Ve tam sınırda, Bika'da sınırda. Biraz önce yayına gelmeden onunla görüştüm. Nedir durum diye. Direkt şöyle bir sıkıntı var. Biraz önce sen de haberlerde verdin, kapıyı vurdular ya. İsrail bu bizim Masna dediğimiz sınır kapısını vurdu ya, Suriye kapısını. Şimdi o kapıyı niye vuruyor sorusunun cevabı. Çünkü o kapı Suriye'ye insanların gittiği bölgelerden bir tanesi. Önce Güney Lübnan'da kapılardan bir tanesi Masna. Şu an Lübnanlı yetkililer 20 binden fazla insanın buradan Suriye'ye gittiğini söylediler. İkinci kısımda bu Beka, Baalbek kısmında var. Orada Abudiye sınır kapısı var. Burada da düzenli bir geçiş söz konusu. Üçüncüsü de Kuzey Lübnan'la Tartus'a giden bir sınır kapısı var. Ve işin ilginci şu, çok ilginçtir. Yaklaşık olarak 20 bine yakın Suriyeli Lübnan'da, daha önce Lübnan'ın işgali sırasında ve mülteci olarak bir kısmı gelmiş olan Suriyeliler Lübnan'ı şu an terk ediyor. Çok enteresan bir tablo göç var. Üstüne ya. Göç, göç üstüne göç. Göç ve ikinci kısım, yaralıların bir kısmı Suriye'ye taşınıyor. Yani daha önce bir kısmı İran'a taşınmıştı, üst düzey. Oraya taşınıyor. Ve üçüncüsü de, orada sorduğunda bir kara harekatı bekleniyor mu sorusunun cevabı. Şöyle bir şey ifade ediyorlar. Bir 7 kilometrelik bir sınır şeyinden bahsediyorlar. Yani İsrail'in, esas olarak Lübnan'da aktarılanını söyleyeyim. İsrail şimdi Lübnan hükümetine diyor ki, ben burada bir sınır güvenliği istiyorum senden. Lübnan hükümeti bu sınır güvenliğini ben sağlıyorum dese, biraz önce haberlerde verdiğin aracı ülkeler var. Esas sorun Hizbullah'ın bunu kabul edip etmeyeceği. Çünkü ana muhatap Hizbullah ve bölge Hizbullah'ın elinde. Ve dolayısıyla İsrail iki gerekçeyi sunuyor. Bir, diyor ki ben Gazze Savaşı'ndan dolayı yerinden edilmiş İsrailler var. Benim bunları tekrar onları yerine götürmem lazım. 80 bin civarında bu insanlar. İkincisi de benim bu sınırı güvenlik altına almam lazım. Ama arka planında nehir mehir meselesini çok söylemiyor. Evet, yani gözüken kısmı söylüyor. Ve dolayısıyla da bir 7 kilometrelik kısımdan içeri girme olasılığını, bu anlaşmaya bağlı olarak, eğer anlaşma olmazsa bunu ifade ediyorlar. Fakat anlaşma nasıl olacak sorusunun cevabını herkes bulmaya çalışıyor. Hizbullah'ın evet demesi lazım. Bugün bizim uluslararası Arap dünyasında yayın yapan ve Lübnan'ı çok iyi bilen arkadaşlarla görüştüğümde Hizbullah bunu kabul edebilir mi dedim, temel soru. Yani Hizbullah bu anlaşmayı kabul edebilir mi? Kabul edemez dediler. Etmez değil, edemez dediler. Niye dedim? Çünkü birincisi prestij kaybı. İkincisi bu 2006 savaşı meselesi değil. Çünkü 2006'da 1440 kişi ölmüştü yanılmıyorsam İsrail saldırılarına. Şu an sayı gitgide, yani kaç günde çoğalmaya başladı. Prestij kaybı. Üçüncüsü Lübnan'ın geleceği meselesi. Dördüncüsü İran'ın vekalet savaşı yürüttüğü örgütler üzerindeki mesele. O yüzden kabul etme şansı yok dediler. Ne olacak? İlginç olan şu, Hizbullah'ın gücünü kimse bilmiyor şu an. Yani, konuşulan bir şey var ama ne? Hayır, bilmiyor. Yani şöyle, konuşulanın dışında Hizbullah'ın gerçekten bulunduğu güçten daha bir gücü var. Yoksa elindeki gücü de kullanamayacak bir güç mü? Yani şu an Hizbullah'ın ne yapacağını kimse kestiremiyor. Şunu mesela bir cümle alayım, sonra Ahmet Hocam'a döneceğim. Biz bu kadar komutanın öldürülmesini günlerdir veriyoruz ya. Bak şimdi de geldi yani. Yeni bir tane daha Berçi öldürüldü. Hedef Nasrallah mı sorularını çok gördüm ben bugün o makalelerde. O çok net zaten. Ne diyorsun? Hayır, o çok net. İsrail şu, İsrail şu an Nasrallah'ı bilse 30 bin kişiyle... Bilse ama değil mi? Tabii bilse, eğer 30 bin kişinin de ölmesi gerekiyorsa İsrail 30 bin kişiyle birlikte Nasrallah'ı öldürür. O kadar hedef. Ve bu konuda İsrail çok net. Yani çok çok net, çünkü şöyle bir şeyi biliyor. Yani Nasrallah... Ama şu Nezat, mesela Nasrallah'ın yerini bilse dediğin denklemde Nasrallah'a yakın bütün komutanları neredeyse... Kaç gündür, uzunca bir süredir, aylardır hatta öldürüyor. Şöyle, bunlar ama saha komutanları. Nasrallah çok sahaya çıkmıyor. Aradaki temel farklardan biri o.
İkincisi bunların iletişimleri var. Çünkü bunların mesela bir tanesi Güney Lübnan sorumlusu, bir tanesi İHA sorumlusu, bir tanesi başka bir görevi var. Dolayısıyla şimdi Nasrallah'la bunların gizliliği arasında çok büyük fark var. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Mesela Nasrallah daha yerde gidip de o evde kalmaz. Evet. Daha başka bir yerde kalır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o nedenle bunların bir şekilde bulunması, istihbaratın alınması son derece önemli. Yani burada esas mesele tekrar gündeme geliyor. Komplo teorisi de kaçmasın. Ama ajanlaştırma faaliyeti mi var? İçeride sorusunu gündeme getiriyor. Evet, evet, biz Orta güvenlik. Doğu'da bunu biliyoruz. Yani Orta Doğu'da bunun iz düşümünü biz Yahya Ayaş'ın öldürülmesinde de, Hamas üst düzey liderleri içerisinde de, daha önce Lübnan meselesinde de, yani bunu bütün örgütlerde biliyoruz. Fakat mesele şu, Hizbullah, Nasrallah'ı bu süreçte Hizbullah'ı ne şekil, nereye doğru evirmeye çalışıyor sorusunu sormak lazım. Ahmet Hocam size şunu sormak istiyorum. Şimdi tam ateşkes sürecini tekrar gündeme getirdiler İsrail ile Hizbullah arasında. 21 ülkenin imzasını az önce aktardım ben. Ateşkesi konuşamadan bu saldırılar geldi peş peşe. Burada da görüyoruz ki Gazze gibi aslında İsrail saldırı konusunda kararlı gibi görünüyor. Nedir uzun kısa vadede planı ne? Ve uzun vadede planı ne? Çünkü Washington Post'un şöyle bir manşeti oldu. İsrail 10 yıldır saldırıya hazırlanıyordu dedi. Kıymetli Direktör, şimdi baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'de de bütün liderlerin katılımlarında artan tepkiler, hatta Birleşmiş Milletler'in bile yapısının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin vurgularla beraber aslında biraz daha İsrail üzerindeki baskının günden güne artmaya başlayacağını tahmin edebiliriz önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla bir taraftan artan bu uluslararası baskı ve kaybedilen destek, bir taraftan yaklaşan Amerikan seçimleri İsrail açısından zamanı daraltıyor. Dolayısıyla bu yapmış oldukları, sizin de belirttiğiniz gibi o 10 yıllık hazırlık neticesinde ulaşmak istedikleri hedeflere aslında Ekim ayı sonuna kadar ulaşmaya çalışacaklarını tahmin edebiliriz buradan. Çünkü o boşaltılmış sınır köylerindeki halkın geri döndürülmesi maskesi veya gerekçesine dayandırılarak bir güvenli tampon bölge oluşturma düşüncesi ki bunun da 7 kilometre aslında çok yetmeyecektir. Çünkü 7 kilometre olarak başlayacaklar ancak bu karşı taraftan atılan roketlerin veya havanların menzil bu tarafa için düşmeyeceği bir menzil için yeterli olacaktır. Havanlar için yeterli olabilir ama roket veya diğer füzeler için yeterli görmeyebilirler bunu. Dolayısıyla burada aslında işte daha önce boşaltmış oldukları yerler, yani yıllarca işgal ettikleri işte Güney Lübnan, Golan Tepeleri vesaire gibi aslında orada güvenli bir bölge ve tampon bölge oluşturmayı hedeflediklerini düşünebiliriz. Dolayısıyla öncelikle lider kadroyu çökerterek Hizbullah'ın karşı koyma veya organize bir şekilde mücadele etme gücünü kırmak ve arkasından hava gücünün de desteğiyle, çünkü Hizbullah'ın böyle bir hava gücü şemsiyesi yok sonuç itibariyle, kara harekatı kısmi, yani sınırlı bir kara harekatı beklemek mümkün olabilir. Ama burada kafa karıştırıcı açıklamalar, mesela Amerikan... Siz kara harekatını da Ekim'e kadar mı bekliyorsunuz peki hocam? O da mı o yani, dahilde? Eğer yapacaklarsa Amerikan seçimlerine kadar bitirmeye çalışacaklarını tahmin edebiliriz. Yani çok da uzatmadan bu dış baskı gelene kadar bunu bitirmeye çalışacaklarını değerlendirebiliriz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne dair bir parantez açtınız. Orada da malum Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Singh'in bir açıklaması vardı galiba. Yakın bir zamanda İsrail'den böyle bir kara harekatı beklemiyoruz açıkçası gibi bir açıklama gelmişti dün yanılmıyorsam. Dolayısıyla Amerika'dan böyle açıklamalar geliyor ama bugüne kadar Amerika'nın söylediği veya düşündüklerini yapmadığını da gördük. Yani Netanyahu ısrarla kendi bildiği ve hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor açıkçası. Oradan da pek taviz vermiyor bugüne kadar. Dolayısıyla Gazze'deki kendilerine göre sorunu büyük çaplı hallettikten sonra zaten kuzeye yöneleceklerini en baştan itibaren deklare etmişlerdi. Yani buraya yeterli kuvveti kaydırdıktan sonra muhtemelen bir kara harekatı beklemek mümkün Ekim ayı içerisinde diye değerlendiriyorum. Neyse, tam buradan alıp sormak istiyorum. Yani Gazze'deki meseleyi hallettiklerine göre dedi ya. Şimdi o mesele halloldu mu gerçekten? Orası tamam mı? Ve o yüzden mi bu cephe? Kendileri açısından kısmi olarak oradaki şeyi bertaraf ettiklerini düşünüyorlar. 70.100 mülteci. Yani şu an gelen bilgiyi söyleyeyim. Lübnan'daki yetkililerin söylediği 533 barınma merkezinde 70.100 mülteci var. Ve bunlar şu an sadece eğitim ara verildi biliyorsun ve okullar bunlara dönüşüyor. Şimdi Ahmet Hocam çok
net, güzel özetledi ama burada temel meselelerden biri de şu. Şimdi Lübnan'da bizim sürekli göz ardı ettiğimiz, ben ısrarla bugün hep aradığımda onu sordum. Basına çok yansımıyor ama çok ciddi bir gerginlik var. O gerginlik de şu. Mesela bazı Hizbullah mensupları farklı köyler, Dürzi köylerine gittiğinde insanlar buradan gidin dendi. Veya bazı Hizbullah mensupları siyah bayrak çektiklerinde herhangi bir yere gittiklerinde onlara dendi ki silahlarınızı bırakın gelin dendi. İsrail bunu da hedefliyor gibi tabii tartışmalar şöyle, yapılıyordu. İçe hedefliyor. Yani aynı zamanda şöyle Lübnan'da içi de hedefliyor. Yani Lübnan'da içi hedeflemesinin temel sebeplerinden bir tanesi çünkü gelen bir gerginlik var. Hep ifade ediyorum. Yani Suriye işgali, liman patlaması, Hizbullah'ın kurtarmış bölgesi, Cumhurbaşkanı'nın seçilememiş olması, oradaki parçalı yapı vesaire. İsrail aynı zamanda buna da oynuyor. Çünkü bu süreç uzadığında zaten felç olan Lübnan ekonomisi daha da felç hale geliyor. Ve orada ister istemez ki provokatörlük de burada bambaşka bir şey. Orada bu etnik anlamda insanların birbirine karşı bakışı zaten çok ciddi sıkıntı ve bunu da hedefleyen bir şeyi var. Dolayısıyla da İsrail aslında üç şeyi beraber yapmaya çalışıyor. Bir, ben Gazze meselesini kendime göre hallettim. Dolayısıyla da burada bu işi başlatan Hizbullah'tır. Gazze'ye destek veren bunlardır. Benim sınır güvenliğimi de mahveden bunlardır. Ben bu sınır güvenliğimi sağlamaya çalışıyorum. İki, ben burada yerinden edilmiş insanları buraya getirmeye çalışıyorum. Üç, söylemediği şey esasında bu tampon bölgeyi zaten konuşuyoruz. O nihai hedef. Yani bana göre nehrin bu tarafına geçmesi nihai hedef İsrail'in uzun vade içinde. Ama en önemli meselelerden bir tanesi de Lübnan'ın iç meselesi. Bunu niye ifade ediyorum? Biraz önce arkadaşlar söyledi. Mesela Sayda'dan yola çıkıyorlar. Yol aslında çok büyük mesafe değil. Fakat gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü 2006'da yaptığın aynısını yapıyor. Şimdi düşün, bombalıyorsun. Yerleri bombalıyorsun. Hedefleri bombalıyorsun. İnsanlara çık diyorsun ama gidip otoyolu da bombalıyorsun. Aynı 2006'da da bunu yaptı İsrail. Ve o 2006'da bunu yaptığında o şeyi çok bekledi. Yani içeride bir karışıklığı, çünkü Lübnan ordusu şu an arkadaşların dediğine göre trafik polisi rolüne girmiş. Yani yolları açmakla meşgul. Ordu diye bir şey yok. Çünkü yani var ama kağıt üzerinde var. Ve İsrail bir taraftan da buna doğru oynuyor. Burada esas mesele Hizbullah'ın bu sürece nasıl tepki vereceği meselesi. Şimdi tepki vermezse İran'la birlikte prestij kaybı müthiş şekilde oluşuyor. İki, tepki verirse savaşın Lübnan'ın diğer ayaklarındaki yansımasını hesap etmesi lazım. Yani Sami Caca'ya hesap etmesi lazım, Dürcülere hesap etmesi lazım, diğerlerine hesap etmesi lazım ve Suriye'yi de hesap etmesi lazım. Çünkü bu aynı zamanda bir şekilde Suriye'yi de çok ilgilendiren bir şey. O nedenle ben bu önümüzdeki süreç içerisinde Ahmet Hocam'a katılıyorum. Bir karar harekatına girme zorunluluğunu İsrail kendisine görecek. Çünkü Lübnan hükümeti İsrail'in istediği güvenceyi Hizbullah'tan alamayacağı için veremeyecek. Hocam, o zaman İsrail Lübnan'a böyle bir karar harekatı kapsamlı da olsa düzenlese Gazze gibi bir sonuç mu? Yani Hizbullah ve Hamas'ı karşılaştırdığım için soruyorum bunu. Yok, öyle olmaz. Muhtemelen öyle olmayacaktır. Nevzat Çiçek'in söylediklerine hem kısmen değindi, dördüncü bir noktayı da ekleyerek başlıyor. Aynı zamanda Hizbullah ve liderlerini çökerterek İran'a da dolaylı olarak vurmuş oluyor. Yani İran'ın aslında Lübnan içerisindeki prestijini, bölgedeki etkisini de kırmış oluyor. Çünkü Hizbullah İran destekli Şii bir grup ve Lübnan'ın iç yapısına da baktığımızda yani hem anayasa öyle kurulmuş, hem genel yapısı dini temeller ve mezhepsel temellere dayalı bir yapısı var. Mesela Marunilerden yani Hristiyanlığın bir mezhebi olan Marunilerden seçilmesi gereken cumhurbaşkanını seçemiyorlar. Meclisteki sandalyeler bile mezhepler arasında dengeli dağıtılmış. Yani din ve mezheplere göre bir dağıtım söz konusu bir yapı. Dolayısıyla zaman zaman da zaten iç savaştan çok fazla çekmiş. 2000 yılına kadar hem İsrail hem Suriye işgal etmiş. 2000'de İsrail çıkmış, 2006'da Suriye. Tekrar oraya getirip İran'ın bölgedeki nüfuzunu kırmak dolaylı bir hedefi olarak görünüyor. Dolayısıyla bu da önemli. Yani lider kadroyu çökerttikten sonra böyle bir şeye girişmesi dolayısıyla kuvvetle muhtemel olarak değerlendirebiliriz. O hem uzun vadeli hedefler açısından orada bir yer edinmiş olacaktır. Kuzeye doğru genişleme anlamında. Hem de İran'ın bütün bölge üzerindeki etkisini kırma anlamında
kendisine prestij sağlayacak, evet. Bir taraftan da Netanyahu'yu iç siyasette kuvvetli konuma getirebilir tekrar. Sayın Keser çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Ahmet Keser katkılarınızdan dolayı Nezat çok teşekkür ederim. Nezat Çiçek HT360'da her iki cepheyi de konuştuk efendim. Bir İsrail, Lübnan, Hizbullah denklemini aynı zamanda da Rusya-Ukrayna dedik. Biz gündem olarak bunları öne çektik. HT360'ı noktalıyoruz. Hoşça kalın. Haber çıktı kalın.